Allah'lı işte mesele budur. Onun için tasavvufu ilahiyede kamil mürşit, rehber ve yol gösterir. Verdiği zikir nefsin islahına, şeytanın vücut ikliminden kovulmasına sebep olur. Yalnız zikirin çekilmesi, gerçek zikir olması lazımdır. İmam-ı Gazali Hazretleri İhya-i Ulumiddin 3. ciltte buyuruyor ki, zikir gerçek olmazsa ne nefsi ıslah eder ne de şeytanı vücut ikliminden kovar. Gerçek zikir nedir? Gerçek zikir odur ki şeytanı vücuttan kovup nefsi ıslah ettirecek zikir, vücutta kalbe, letaiflere Allah'ın kuvvet kudretiyle nüfuz eden feyzi ilahi, Allah'ın azametini idrak ettiren bir nuraniyette olmalıdır. Kayalara da yağmur yağar, tarlaya da yağmur yağar. Yağmur aynıdır, kayada ot bitirmez. Tarlada ot bitirir. Şu halde zikri çekecek kimse de kalbini tamamıyla Allah'a ihsan üstünden görür gibi çekmelidir. Ben Rabbimi görmüyorum ama Rabbim beni görüyor. Bunun için de Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri zikirde vukufu adedi, vukufu adedi, her adette Allah'ı zikrettiğini idrak edebiliyor musun? Ben 100 tane Allah çektim. Vukufu adediyle kaç tanesini Allah'ın huzurunda görüyor gibi çektin? 30 tane. Şu halde 100 tesbih çekmedin, 30 zikir çektin. Ben 30 bin zikir çektim. Kaçında Allah'ın azametini gördün? Bininde. 29 bininde vesvese çektin. Şu halde gerçek zikir odur ki azameti ilahiyede çektiğin vukufa adede, her habbede Allah'ı görüyor gibi. Vukufu kalbi. Kalbine de nazar et. Vesveseyi içine sokma. Sen tarlaya tohumu attın, yağmur yağdı, köstebek ve fareler tohumu yerse neşü nüva bulmaz. Şu halde vücut iklimindeki zikir de vücutta nefsi ıslah şeytanı kovacak kemalette olmalı. Gel senin zikrinin en kemalatını göstereyim. İnsan zikrinin en kamili namazdır. İmam-ı Gazali 3. cilt İhya'da bulunuyor. Sen namaz kılarken unuttuğunu hatırlıyorsan, kaybettiğini arıyorsan, düşmana cevap hazırlıyorsan, gideceğin işleri, yapacağın işleri planlıyorsan, senin namaz gerçek namaz, okuduğun zikirlerde namazda gerçek zikir olmaz. Şu halde bu iblisi kovmanın çaresi, takrip makamı olan mürşidin sözlerine itaat, rabıtasına devam, hatmeye haceganlarda gaflet etmemek, cemaatin kamilleriyle gezmek, kötü arkadaş, boş işleri terk etmek, siyasetin havasıyla 24 saat televizyon, gazetelerle ömrü heder etmemek, salih ve salimlerin arasında oturup kalkmakla vücut tecrit edilirse, ashab-ı kefin mağaradaki gibi dışarıdaki dünya ile irtibat kesilirse, zikir gerçek, yol temiz, mürşidin feyzi kalbe, rahmeti inayeti ilahiye ile kamil bir surette yağar. Şu halde sofiye düşen nedir? Sofiye düşen odur ki Allahu Teala razı olsun, tövbesini sıkı yapmalı. Allahu Teala ve Degettes Hazretleri ihtiyat ile tedbir aldıktan sonra Allah'ın azametine sığınmalı. Cenab-ı Babası Adem Aleyhisselam'ın sünnetini, ahlakını bırakmamalı. Başına gelen musibetleri insanlar birbirinin üstünden bilmemeli. Koca kızdı, karıya kızıyor. Karı kızdı, kocaya kızıyor. Komşu komşuya. Hiçbir kimse konuşurken ben suçluyum, bilemedim, Allah razı olsun, sen benim uyanmama sebep oldun diyemiyor. Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor, 13. lemma şeytandan istiaze bahsi, şeytanın çok büyük hile ve desiseleri vardır.
Bunların en büyük desiselerinden birisi suçlarını avukat gibi kendisine müdafaa ettirir. Kime ne dersen müdafaa ediyor. Estağfurullah ya, ben hata ettim, günah ettim demiyor. Şundan ettim, bundan etti, o geldi, o gitti. Avukat gibi müdafaa edince tövbe istiğfardan uzak kalıyor. Allah'a sığınmaktan uzak kalıyor. Ya Rabbim, beni şeytan kandırıyor, nefsime uyuyorum. Ben tövbe ediyorum, aldanmışım, yanılmışım demiyor. Cenab-ı Babamız Adem Safiyullah nefsine uyduğunu, nefsim bana zulmetti diyerek tövbe ederken melanetli melun şeytan, sen beni azdırdığın hakkı için sen beni azdırdın, hala tövbe etmedi, hala tövbe etmedi, hala tövbe etmedi. Şu halde sofilere düşen vazife, vekil olsun, sofi olsun, şeyhin